Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Bugün günlerden cumartesi, hani denize gideceğiz demiştim ya, denize gitmeyeceğiz artık. Eşimin gitmesi gereken düğünler olduğu için o düğünlere gideceğiz. Hazırlandık. İşte sanırım saat 10 gibi çıkacağız. Şu an saat 9.30. 10 gibi çıkacağız. İşte bebeklerin pusetlerini alıp hazırlayacağım. Orada da çekebilirsem arada video çekerim. Çekemezsem de artık çekebildiği kadar çekmeye çalışacağım. Gittiğim yerlerden ara ara çekeceğim arkadaşlar. Yani bu sefer şu derenin sesi geliyor, deren. Setleri de hazırlayayım, içeriye götüreyim, bebekleri de hazırlayayım. Artık yola çıkarız biraz sonra. Evet, siz duyuyorsunuz arkadaşlar, geldik. Bu arada ben kızları besliyorum, kızlar besleniyorlar. Ben giremedim açıkçası, cesaret edemedim. Bu korona olayları beni çok korkuttuğu için vallahi girmedim. Eşim gitti oraya, maskesini taktı gitti. Ben cesaret edemediğim için gitmedim. Şu an davul sesleri geliyor. Sanırım gelenleri karşılıyorlar. O yüzden davul sesi var arkadaşlar. Kızlar da biberi onların tuttular. Kendileri emiyorlar. Aferin kızlar. Emiyorlar şu anda. Bu büyük bir başarıdır kızlara. Saat 12. Kızların da beslenme vakti olduğu için hem kızları besleyeyim dedim hem çıkmayayım dedim. Gerçekten bu korona işi beni korkutuyor. Hadi maskeyi ben taktım da çocuklar ne olacak? İnsanlar çocuklara yanaşır. O yüzden de çok korkuyorum açıkçası. O yüzden ben gitmedim. Bekliyorum işte. Arabadayım. Evet, Eskeri Orman İşletme Müdürlüğü'ndeyiz. Eskiden burada çalışmıştık. Bir mola verelim dedik. İki tane düğün dolaştık. Kızlar çok sıkıldı. Geç. Ha. Şurada, burası eskiden de vardı değil mi? Şurası gölet gibi. Eskiden de vardı. Şöyle sulu bir yerdi. Görünmüyor ama olsun. Evet, gel babanın çalıştığı eski yere gidelim. Şuradan gölgeden geçelim. Tamam mı? Sen çok sıkıldın değil mi? İki tane düğün. Şimdi bir düğünümüz daha kaldı. Ha, ben düğünlere çıkmıyorum. Gitmiyorum ama. Ben bir isim çekeyim dedim. Çok güneş var. Çok sıcak var. Çok değişmiş buralar ya. Ama çok güzel olmuş. Şöyle yapalım. Kızım, şurada ceviz ağacı yapmışlar. Şu şekilde. Eskide. Evet kızım. Sufi yeşil alana gene gidelim. Evet. İçerisine girelim. Biz de bir girelim. Babanın eski çalıştığı yere gidelim. Değil mi? Burada babası eskiden çalıştı kızım. Ta 2007 yılında. Kimse var mı? Değiştirmişler buraları. Değiştirmişler mi? Sen şu sağ tarafta çalıştın değil mi orada? Senin yer mi orası? Dur bakayım. Aa, burası ne olmuş ya? Sanki Çin sen durmuyor burada. Neden böyle? Yelkenci da işletme şefi. Dur. Senin odayı çekeyim. Sen sırttan gör. Ha, evet. Burası babanın eski odası. Vay. Vay vay, ne güzel.
Değil mi kızım? Değil mi babanın eski odası? Hayır, yok. Burası kale muhtarın yeri arkadaşlar. Burası çok güzel bir mekan. Çok eskiden de çok güzeldi. Şimdi çok güzel yapmışlar. Buraya normalde biz kahvaltı gelirdik. Şimdi saat 3 olduğu için yemeğe geldik tekrar. Düğünün bir tanesine akşam gitmeye karar verdik. Yani o yüzden şimdi yemek molası verip akşam düğüne gideceğiz. Şu şekilde bir yerde oturacağız arkadaşlar. Böyle yerler burada çok fazla. Bebekli olduğumuz için bebeklerle böyle yerlerde oturmak daha iyi oluyor. O yüzden buraya yerleşiyoruz. Kızların ikisi de babaları getirdi. Kaka mı yapmış? Bir dakika bakalım. Kokuyor gibi geldi ama baktım. Yapmış, taşmış kenara. Hadi, kaka mı yapmış? Hmm. Evet, Deren kaka yapmış. Deren'in kafasını değiştirdiniz. Hakikaten mi? Oh. Vallahi. Ben daha getirdim bu malzemeleri. Kız. Deren niye kaka yaptın annem? Kakışçı dere. Deren kaka yapmış. Yeni para aldı mı demişler ya. Baksana. Evet. Allah Allah. Burada saç tava yiyeceğiz. Ama çok güzel olmuş bahçe, değil mi? Evet. Bahçe çok güzel olmuş. Evet. Şu merdivenlerin üstüne çiçekler yapmışlar ya. Müthiş güzel olmuş. Evet. Bak merdivenler var. Merdivenlerin her şey basamağı çiçek yapmışlar. Evet. Bak şurada şöyle. Arka, hemen benim arkamda. Şurada bak. Hamağın berisinde. Ha. Gördün mü? Çok güzel ha, olmuş gördüm. Ya. Ha. Neyse. Biz derenin kakasını değiştirelim. Nasıl mutlular ya? Hı? Nasıl mutlular diyorum bunlar? Deren, ne yapıyorsun annem? Evet, kadınlar ne yapıyor orada? Biberler, gülümleyen sebzeler yapıyorlar. Güneşle kurutacaklar galiba. Kadınlar biber kurutuyor. Biber değil, domates. Ha, domates kurutuyor. Evet, yemeğimizi yedik. Saç tava. Ve şimdi çayımızı içiyoruz. Biraz daha oturup bebekleri besledikten sonra gitmeyi planlıyoruz. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. Ben size şu arkadaki başka yerleri göstereceğim de. Biberleri göstermek istiyorum ama tam görünmüyor da. Çok uzak olduğu için görünmüyor. Yani. Burası kale arkadaşlar. Burada biber. Kırmızı biber. O kadar çok biber var ki kırmızı biber cızık kurutuyorlar. Bunu sonra kışın bu kurutulan biberleri kızartıp yoğurtla biber tatarı diye yiyorlar arkadaşlar. Ve çok fazla kurutuyorlar. Yani şu an tam görünmüyor. Çok uzak olduğu için görünmüyor. Hani görünse de size göstersem ama baya baya uzakta o biberler. Ama bir yer, biz sonra giderken buradan ayrılırken bir yerlerden almayı düşünüyoruz ki o biberlerden. Benim eşim de çok seviyor. Eğer denk gelirse orada çekerim o biberleri. Yemeğimizi yedik. Saç tava, salata, ayran yemeğimizi yedik. Şimdi çayımızı içiyoruz. Çayımızı iç. Şu an saat 5. Bebeklerimizi besledikten sonra tekrar yola çıkacağız. Bu arada burası yol kenarı bir yer. Marmaris yolu üzerinde. Muhtarın yeri diye bir yer arkadaşlar. Gerçekten
gerçekten çok güzel. İşte bahçe çok güzel, çiçeklendirilmiş her yer. Güzel bir yer. Bizim sürekli geldiğimiz bir yer, beğendiğimiz bir yer. Bu sene de kızlarımızla geldik. Ama benim Ceren'im sol yanağını çizdirmiş, tırnakları uzun olduğu için. O yüzden Ceren'im ve Ceren'im bugün tırnaklarını kestim. Ve onlar yüzlerini çizince canım çok sıkılıyor, sinirlerim bozuluyor. Yani hemen tırnaklarını kestim hanımların. Yani keşke çizdirmeseydi benim güzel kızlarım. Ceren hala parmak emmekle meşgul ama olsun. Fazla emmiyor. Tahmin etmiş, iş çıkarmaya çalışıyor. O yüzden bir sıkıntısı var sevgili kızımın. Yorum ya, biberler görünse de sizlere göstersem. Şurada bir bayan da bir şey yapıyor, domates kurutuyor arkadaşlar. Yani sonra bahçeye geç, akşam üzeri bir güzel olur şöyle. Ve çayımız. İşte çocukları besleyip çayımızı içtikten sonra yola devam edeceğiz. Evet, merhaba arkadaşlar. Bakın gene çamaşırlarım var bugün. Dün çamaşırlarım yoktu, bugün var. Çünkü dün gezmelerden sonra eve gelince hemen tekrar çamaşır yıkadım arkadaşlar. Şimdi ben her gezmelere çıktıktan sonra çamaşır yıkıyorum. Yani çocukların bütün kıyafetlerini yıkıyorum. Ne kullandıysam, battaniyesinden, bezlerinden, kıyafetlerinden her türlü şeyini yıkayıp asıyorum gece. Üstlerini komple değiştiriyorum. Hatta dün işte ilk düğüne gittiğimizde insan içine çıkmadım dedim ya. Orada insanlar geldi. Bir tane kadın geldi. Çocuklu küçük çocuğu vardı. Çocuğu 8 aylıkmış. Onun iki tane bir tane kızı, bir oğlu, bir de kızın yeğeni varmış. Bunlar 14 yaşlarında. Oğlan 10 yaşlarında, 12 yaşlarında falan. Geldiler ve benim çocukları kucakladılar. Bir şey de diyemiyorsun. Çocukları kucaklamayın da diyemiyoruz. Benim yanıma geldiler. Ben bebek arabasıyla gitmiştim. Bebek arabasını dışarıya çıkardım. Orada bankta oturuyorduk biz. Yani insan içine karışmadım ama insanlar benim yanıma geldi. Çocukları kucakladıkça işim gitti. Hatta orada daha önce çalıştığım için arkadaşlarımla biriyle karşılaştım. Ona sordum. Covid var mı burada dedim. Yok dedi. Covid yok dedi. O zaman biraz içim rahatladı. Arabaya girer girmez çocukları ıslak mendille çocuklara eziyet etmiş oluyorum ama bütün ellerini, yüzlerini, bacaklarını, kollarını, her yerini ıslak mendille sildim arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten bu Covid'den korkuyorum. Allah'ım inşallah yani bizlere gelmeden bir an önce biter bu Covid. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir süreç. Sağlıkçı arkadaşlar gerçekten o maskeler, boneler, o kıyafetler yani baya baya sıkıntılı bir süreç olduğu için korkuyorum ve hani onlar o halde çalışırken ben de gönül eğlendirmek için de düğünler, insan için hani bebeklerimle beraber karışmamaya özen gösteriyorum. Ha, eşim gidiyor ama maskeyle. Hiç maske çıkmıyor. Maskemiz çıkarmıyoruz. Hatta dün gece gene bir düğüne daha gittik. Orada maskemizi taktık, bebeklerin üstünü o bezlerle örttük. Yani çocuklar gerçi uyumuştu, çok durmadık da ama üstlerini örttük falan, o şekilde. Yani şey değil, öyle insan içine karışalım, yok insanlara sarılalım, sarmaşalım tarzında. Ha, gene karışmış oluyoruz da ama kesinlikle dikkat ediyoruz. İnşallah bir şey olmaz yani. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. İşte dün ne yaptık? İlk görevi yaptığımız yere gittik biz arkadaşlar. Orayı bir dolaştık. Hatta videomda da gördünüz. Dolaştık. Kaldığımız eve baktık. Eşimin çalıştığı yere baktık. Çalıştığı odaya girdik falan. Güzel olmuş, güzel bir yer ama şey olmuş yani biz oradayken bahçeler böyle lojmanlar arka tarafında bahçelerimiz vardı. Biz o bahçelerde sebze dikiyorduk arkadaşlar. Ve her akşam üzeri herkes sebze diktiği için akşam üzerleri insanlar bahçelerine çıkıyor. Bahçelerden birbirimize merhabalaşıyoruz, selamlaşıyoruz. Bahçelerimizi suluyoruz ve her gün ben onu şeyi unutmam, börülce dikmiştim ben. Her akşam o börülceyi toplardım. O börülce topladıkça da börülce sürekli dökerdi. Sürekli börülce olurdu.
O günleri hiç unutmam. Yani gerçekten güzeldi. Şimdi kimsenin bahçesi yoktu. Ha, birkaç evde var, güzel bahçesi olan evler de var ama bizim lojmanın arkasında bahçe yoktu mesela. Biz bahçe yapmıştık. Bizim yanımız, yan komşumuz bahçe yapmıştı. Orada da bahçe yok. Bir yerde var bahçe. Yani çok kuraklaşmış, bakımsızlaşmış. Hani sanki bir yerde insan yaşıyor gibidir. Bir yerde hiç insan yaşamıyormuş gibi bir alan var. Ama güzeldi. Yani geçmişi yad etmek, geçmişe gitmek güzel bir şeydi. O şekilde gittik. Daha sonra da işte gene bir muhtarın yeri diye bir yere yemeğe gittik. Biz orada yaşarken sürekli oralara kahvaltıya, yemeğe giderdik. O anlamda biraz da hani bebekle gitmiş olduk, yani bebeklerimizle gitmiş olduk. Daha önce hep bebeksiz giderdik. Şimdi bebeklerimizi de göstermiş hani gibi bir şey oldu. Oraya gittik. Orada da yemek yedik. Sonra bahsettiğim gibi karabiberi almadık. Çünkü karabiberleri daha yeni kurutuluyor. Karabiberleri tamamen kurur. Kurduktan sonra kızartılır. Kızartıldıktan sonra yoğurt, sarımsaklı yoğurt içine konur ve yenir. Hani bu taraflardan geçenler yemiştir mutlaka. Hani yemediyseniz bile mutlaka o taraflara gittiğinizde karabiberini deneyin, yiyin. Çok güzeldir. Ki eşim buralı olmadığı halde karabiberini çok sever. Abi böyle güzün gelelim dedi, gidelim dedi eşim. Güzün gidip bir de karabiberi almaya gideceğiz. İnşallah o zaman da karabiberini alırız. Hani eğer bir kalibre yanına yanaşsaydık o kurutmaları göstermek isterdim. Keşke oraya biraz daha yukarıya yürüyüp çekseydim. Ama şey olmuyor tabii, insan çekiniyor, bu nereye gidiyor, ne yapıyor bu demesinler diye. Şey yapamadım da, gidemedim de oraya. Çekemedim açıkçası. Olsun yani, hani aklınızda bulunsun. Bu yörenin o yörenin kalibreleri meşhurdur. O şekilde. Ben bugün ne yapacağım? Şimdi çocuklar uyudu. Ben kızları şimdi besledim ama Deren gene 2 cc falan yemedi. Çok fazla uyumaz onlar. Uyudular ikisi de. Kendi kendine uyudular, kaldılar. Çok fazla uyumazlar. Uyanınca hemen Deren'i besleyeceğim. O mamayı bitireceğim. Çünkü vermesen yemeyecek arkadaş. Hiç umurunda değil yemek. O şekilde onu besleyeceğim, yedireceğim. Eşim gene düğüne gitti. Eğer o düğünden gelirse, geldiğini gelecek 5-6'ya doğru, saat 5-6 gibi gelir gibi düşünüyorum. Gelince ben bugün yemek yapacağım. Çünkü dedim ya, ben hafta sonları yemeğimi de yapıyorum. Bugün yemeklerimi yapacağım akşam üzeri. Bir aksilik çıkmazsa. Yani başka da yapacak bir şey. Şu an çocukları bekleyeceğim. Tahminim biraz sonra biraz örgü örerim çocuklar uyanıncaya kadar. Çünkü çocuklarla beraber iş yapılmıyor. Hani bir taraftan başlasam yemeğe diyeceğim ama çok fazla uyumazlar. Başlarını durmazsan da kendilerine zarar verirler, bir şey olurlar diye de korkuyorum. O yüzden şimdi biraz beklemedeyim. Çocukların uyanmasını bekleyeceğim. O şekilde. Evet arkadaşlar. Yani böyle işte. Ben videomu sonlandırmak istiyorum. Kanalıma geldiğiniz için, kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Eğer arkadaşlar kanalıma abone olur, bana destek verirseniz gerçekten çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olur, videolarımı sonuna kadar izler ve yorum bırakırsanız beni mutlu edersiniz. Teşekkür ederim şimdiden hepinize. Bu arada kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hatta demin televizyonda bir tane slogan vardı. Maskeli kalın, maske takın diyordu sunucu. Evet arkadaşlar, sağlıkla kalın, maske takın. Kesinlikle ve ben dün akşam gördüm. Gerçekten işler acısı, insanların çoğu maske takmıyor. Kesinlikle ve kesinlikle maske takın arkadaşlar. Maskesiz çok zor bir şey değil. Yani tamam, gündüz zor, sıcak da gece takabilirsiniz. Yani gece bence çok şey değil. Ve şöyle bir durum var. Takı merasimi var. Onu da anlatayım. Bitireceğim şimdi videomu. Takı merasimi var. Diyor ki sunucu. Sadece diyor geline diyor şeyler taksın takıyı diyor. Gelinin ailesi ve damadın ailesi taksın diyor. Diğerleri diyor sandık yapılmış diyor. Sandığın içine atın takınızı diyor.
Arkadaşlar sandık şimdi gelin ailesi takıları taktı. Sandığı attın dedi ya sunucu. Sandığı attılar ama sonra gelinle damadı sıraya girdiler ve onlarla koklaştılar, öpüştüler, koklaştılar. Ve ben o kadar üzüldüm ki keşke dedim gelinle damat maske taksaydı. Yani bu kadar olmaz ya. Yani tamam sıraya geçtiniz de uzaktan hayırlı olsun deyin geçin. Ne sarılıyorsunuz, ne yanaşıyorsunuz, ne fotoğraf çekiniyorsunuz. Ben anlamış değilim bu insanları Allah'ım. Yani o yüzden arkadaşlar sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın, maske takın. Kendinize iyi bakın, iyi günler.